Evet sevgili gençler yine karşınızdayız. Bugünkü sınavımız insan hakları yurttaşlık yani demokrasi yazılı soruları. ikinci dönem ikinci sınav. Yeni hazırlanmış karşınıza çıkması büyük ihtimalle muhtemel ya da bu soruların karması olan bir sınav çıkacak karşınıza. Hemen doğru yanlış sorularımızla başlayalım sevgili gençler. Birinci sorumuz. Aa, bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız size yüklediğimiz her yazılının bildirimini göndereceğiz. Sizler de 100 alacaksınız arkadaşlarınız gibi. Evet kağıdınızda şu şekilde 100 yazmasını istiyorsanız lütfen rehberlik servisine abone olunuz. Evet. Bir. Hukukun üstünlüğü hem bireyin hem de devletin yasalara uymasıyla mümkündür. Evet, hukukun üstün sayılabilmesi için evet, hem birey hem devletin bu yasalara saygılı olması gerekiyor. Evet, buna doğru diyoruz. 2. Kurallar zaman içerisinde değişebilir. Evet arkadaşlar, kurallar ihtiyaçlara göre, gelişmişliğe göre, toplumsal oluşumlara göre değiştirebilir. Doğru. 3. Bir yerin yurt olabilmesi için ortak değer ve kültüre ihtiyaç duyulur. Kesinlikle arkadaşlar. Yurt olarak kabul edebilmemiz için ortak değerlerin, ortak milletlerin, ortak kültürlerin olması lazım. O halde doğru diyoruz. 4. mülteci, vatansız olmak anlamına gelir. Mülteci ne demektir arkadaşlar? Savaş, baskı yoluyla bir kendi vatanlarını terk etmiş olan kişilere denir. Vatansız değildir mülteci olmak. Vatanını, yurdunu terk etmiş kişilere mülteci denir. O halde biz buna yanlış demek zorundayız. Mültecinin vatanı var ama o vatanı baskılar sonucu terk etmiş kişilere denir. 5. Uzlaşının olmadığı yerde anlaşmazlık ve çatışma vardır. Evet bir yerde uzlaşı yoksa orada çatışma, kavga vardır arkadaşlar. Doğru. 6. Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır. Evet. Bir yerde demokrasinin sağlam olabilmesi için insanlar birlikte yaşam kültürünü benimsemek zorundadırlar. Doğru diyoruz. 7. Sivil toplum kuruluşlarına katılmak her yurttaş için zorunludur. Hayır arkadaşlar. Sivil toplumlara katılmak zorunluluk değil, gönül Gönüllülük esastır arkadaşlar. O halde zorunluluk değil, gönüllülük esastır. Yanlış. 8. Kendi mutluluğumuz için başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebilir miyiz? Hayır arkadaşlar yanlış. Başkasının haklarını ve özgürlüklerini ihlal etme hakkımız yoktur. 9. Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman ayıplama, kınama, dışlama gibi yaptırımlarla karşılaşırız. Evet arkadaşlar yazılı değilse bunun yaptırımı kınama ve ayıplama dışlama olur. Doğru. 10. Kanunlara uymanın bireyler içinde devlet içinde zorunda olması durumuna pozitif ayrımcılık denir. Hayır arkadaşlar buna pozitif ayrımcılık denmez. Pozitif ayrımcılık mevcut kurallar çerçevesinde bireylere ya da kurumlara artı haklar verilmesine pozitif ayrımcılık denir. Buna yanlış demek zorundayız. Evet, başka var mı? Bitmiş. Şimdi sıra boşluk doldurma sorularına gelmiş arkadaşlar. Bakalım boşluk doldurma sorularını beraber yaparım. Aynı yurtta yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlara ne denir? Yurttaş ya da ulus. Ne var? Hmm, yurttaş varmış evet. yurttaş denir. 2. Herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan, vatandaşlıktan çıkarılan kişilere şu e, yurttaşı silelim bitti o. Evet onlara ne denir arkadaşlar? İşte mülteci ne diyor? Bir ülkenin vatandaşı olmayan, vatandaşlıktan çıkarılan kişilere mülteci. Ama bu bu sıkıntı var arkadaşlar. Mülteci baskı sonucu vatandaşlarını vatanlarını terk eden kişilere mülteci denir. Mesela şu anda yurdumuzda Suriyeli mülteciler var. Bunlar vatanı olmayan kişiler mi? Ülkenin vatandaşı değil mi? Suriye vatandaşıdır. Peki vatandaşlıktan çıkarılmışlar mı? Hayır, çıkarılmamışlar ama mülteciler. Burada bir sıkıntı var. Başka bir şey var mı? Haymatlos bakalım öğretmenimiz ne demiş? Bunu şimdilik bırakalım. Geriye kalan buraya olacaktır arkadaş. İnsanların üzerinde yaşadığı toprak parçasına ne denir arkadaşlar? Vatan denir. 4. İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasındaki ayrıklık durumuna anlaşmazlık denir. Anlaşmazlık. Yazılı kurallar nokta nokta tarafından konulur. Kim tarafından arkadaşlar? Devlet tarafından devlet ya da kurumlar öğretmenimiz neyi kullanmış bir bakalım. Devlet mi kullanmış, kurumları mı kullanmış? Yurt yaptık, anlaşmazlığı yaptık. Evet, devlet demiş öğretmenimiz. Devlet tarafından konulur. Bir sonraki. Etrafımızda yaşayan olaylara, yaşanan olaylara karşı haklarımızı aramak aktif yurttaşlık sorumluluklarımızdandır neyi kullanmış? Duyarlı olmak, haklarımızı aramak, duyarlı olmak, başka bir şey yok. Evet, duyarlı olmak, haklarımızı aramak, duyarlı olmak ve haklarımızı aramak, aktif yurttaşlık. Evet, insanların yasa karşısında aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasına ne denir arkadaşlar? Eşitlik denir. Bir sonraki sorumuz, istekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her birine ne denir? Evet, karşıt olan kişi ya da topluluklara biz taraf diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, taraf denir. 9. Zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek için kurulmuş olan sivil toplum kurulur şu hangisini vermişler? Yeşil ay verilmiş burada arkadaşlar. Zararlı alışkanlıklar. içki, sigara, uyuşturucu gibi. Yeşil ay mücadele eder biliyorsunuz. Nokta nokta. Birlikte yaşamalıyı kolaylaştırır ve değerli kılar. Birlikte yaşamayı kolaylaştıran ve değerli kıran nedir arkadaşlar? Yeşil ay gitti. Bu gitti. Bu gitti. Kızıl ay kaldı. Taraf gitti. Uzlaşı var birlikte yaşamalı kolaylaştırır ve uzlaşı birlikte yaşamayı kolaylaştırır ve değerli kılar. Evet, şurada ne kaldı arkadaşlar? Mülteci kaldı ama mülteci tanımına tam uymuyor. Başka bir şey kalmadı. Mecburen şuraya ne yazacağız? Çıkarılan kişilere öğretmenimiz burada haymatlos kavramını da kullanmış olabilir. Bakalım bir arkadaşlar. Evet, öğretmenimiz eğer uyruğunu yitirmiş kişi anlamında kullanılmış, kullanmışsa bunu, böyle düşünmüşse bu e, ne olacaktır? Haymatlos olacaktır. Haymatlos arkadaşlar uyruğunu yitirmiş kişilere verilen isimdir. Burada ne diyor? Ülkenin vatandaşı olmayan, vatandaşlıktan çıkarılan. evet uyruğunu direktli ama şu işte sıkıntılı. Ülkenin vatandaşı olmayan diyor. Hayır. Haymatlos nedir? herhangi bir şekilde sebepten dolayı uyruğunu yani vatandaşlığını yitirmiş olan kişidir mecburen onu yazıyoruz evet haymatlos yazdık bunun üstünü de çizelim geriye ne kaldı bir şey kalmadı sanırım bakalım bir boşluğumuz var mı yukarıda hepsi Tamam evet bir boşluk kalmamış arkadaşlar. Geçelim sonraki soru. Test sorusuymuş aşağıdaki durumlardan hangisi uzlaşıya gerek yoktur. Uzlaşıya gerek olmaması için tek bir kişinin karar vereceği durumlar lazım. Bakalım arkadaşlarımla hangi oyunu oynayacağımız? Evet arkadaşlarla evet karar alacaksan uzlaşıya gerek var. Hangi takımı tutacağıma karar vermek? Aa, bu bireyseldir arkadaşlar. Uzlaşıya gerek yok. Ailemizle gideceğimiz piknik aileyle beraber karar verirsin. Kardeşimizle ne izleyeceğimize kardeşinle karar verirsin. Ama hangi takımı tutacağına tek başına karar verebilirsiniz ki? Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden değildir? Toplumun huzur refahını sağlamak evet. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü evet görevidir. Kişi hak hürriyetini güvence altına almak görevidir. Haberleşme özgürlüğünü kısıt a kısıtlamak diyor. Dikkat edelim haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak devletin görevi değildir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır? Ne diyor? Yurttaşların devlete karşı sorumluluğu. Adaleti sağlamak. Hayır. Bu devletin işidir. Seyhat etmek vatandaşın özgür iradesidir. Güvenliği sağlamak devletin işidir. Evet. Burada işte vergi vermek vatandaşın devletine karşı olan bir sorumluluğudur. 4. Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamalıyız. Yukarıdaki kural aşağıdakilerden hangisidir? Bir görgü kuralıdır arkadaşlar. Bakalım. Ahlak kuralı hayır. Gelenek ve görenek hayır. Görgü kurallı. Evet. Örf ve adet hayır. Doğru cevap B. Bir görgü kuralıdır. Beşinci soru. Uzlaşığı sürecinde nasıl davranmalıyız? Tabii ki karşı tarafı dinlemeliyiz. Bakalım. Davranmalıyız diyor. Sürecinde nasıl davranmalıyız? Karşı tarafın fikrini önemsememeliyiz. Hayır. Yanlış. Sabırlı olmalıyız. Evet, doğru. Herkes fikrini söylemelidir. E, bu da doğru. Kişiler birbirini dinlemelidir. Bu da doğru. Ne? A, soru yanlış sorulmuş arkadaşlar. Uzlaşı sürecinde nasıl davranmalıyız? Nasıl davranmamalıyız olacak soru? Nasıl davran davranmamalıyız olacak? Çünkü 3 tane doğrumuz var arkadaşlar. Sabırlı olmalıyız, fikirlerini herkes söyleyebilmeli ve kişiler birbirini dinlemelidir. Ama bunu yapmamalıyız. Doğru cevap A olacak. Fikri önemsememeliyiz diyor karşı tarafın. Hayır bu yanlış. Sorunun kökü yanlış. Hemen düzelttik. Davranmalıyız değil, davranmamalıyız olacak. 6 Aşağıdakilerden hangisi? Sözü edilen kurallardandır. Bakalım kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde, ailemizde, mahallede komşularımızla, oyunlarda, arkadaşlarımızla beraber kurallar koyarız. Bunlar yazısız kurallardır. Yazılı hayır, kanun hayır, yönetmelik hayır, yazılı olmayan yani yazısız kurallar arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Yedinci soru uzlaşının önündeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki ön yargı var mı? Anlayış hayır uzlaşıya götürür. Ön yargı evet arkadaşlar ön yargı en büyük engeldir. Ön yargı ne demektir? Bir şeye öğrenmeden o şey hakkında karar vermeye biz ön yargı değiliz. Bir insanı tanımadan ona kötü demek ya da bir insanı tanımadan ona iyi demek işte ön yargıdır. Uzlaşının önündeki en büyük engeldir. Geçelim 8 aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından değildir. Birlikte yaşayabilmek için uzlaşmaya açık olmalıyız. Empati kurmalıyız. Ortak kararlara uymalıyız ama inatçı olmamalıyız. Bu ortak yaşayan insanların davranışı olamaz. Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden değildir? Çevresine duyarlıdır. Evet, aktif vatandaş sorumluluklarını yerine getirir. Evet, doğru. Toplumda kural koyucudur. Hayır. Haksızlığa uğradığında hakkını arar. Evet doğru. Kural koyucu olan değil, kuralı devlet koyar. Arkadaşlar doğru cevap C. 10. Bakalım yukarıdaki gruplardan kaç tanesine pozitif ayrımcılık yapılabilir? Pozitif ayrımcılık ne demektir? Sahip olduğu haklardan daha haklar vermek, işini daha kolaylaştırmak. Mesela özürlü bir arkadaşımıza bizden daha fazla hak imkan vermeye ne denir? pozitif ayrımcılık denir. Bakalım yaşlılara evet verilebilir. Bunu hemen aldık yuvarlak içine. Engelli yurttaşlara evet zaten örnek verdik olabilir. Hamilelere evet pozitif ayrımcılık yapılabilir. İş adamlarına hayır yapılmaz. Bir iki üç tanesine pozitif ayrımcılık yapılabilir arkadaşlar. Geçelim 11. soru aşağıda verilen seçeneklerin hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir? Sivil toplum ne demektir? Siyasete bulaşmamış, özgür bireylerden gönüllülük esası, kendi üyeleri olan, üyelerinin haklarını siyasal iktidara karşı koruyan gruplara sivil toplum kuruluşları denir. Mehmetçik Vakfı sivil toplum kuruluşudur. Yeşilay sivil toplumdur. Tema sivil toplum ama belediye sivil toplum değil. Siyasi bir kuruluştur arkadaşlar. Siyasi bir kuruluştur. 12. ve sonuncu soru sanırım. Evet sonuncu soruya geldik. Yine sizden rica ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Yorumlarınızı esirgemeyin ki bizden 100 alabilesiniz. Videolar çekebilelim biz de arkadaşlar. 12. İnsanların barış içinde ortak kültür ve değerleri, değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir. Gerekli olmayan. İnsanlar arasında kültür birliği evet gerekli. Birlikte ve barış içinde yaşaması. Birlikte ve barış içinde gerekli. Herkesin aktif yurttaş olması. Aktif yurttaş e, olması ne demektir arkadaşlar? Haklarını arayabilmek, duyarlı olabilmek. Buna ihtiyaç var mı? Yurttaş olabilmesi, yurt meydana gelebilmesi için? Hayır. Üzerinde yaşanan bir toprak parçası olması? Evet, toprak parçası da şarttır. O halde... A, B, D'ye ihtiyaç var, C'ye ihtiyaç yok. Herkesin aktif yurttaş olmasına gerek yok. Aynı kültüre sahip, barış içinde yaşam yaşayabiliyorsanız bir toprak parçası var ise oraya yurt denir. Ama herkes hakkını aramak zorunda değil. Herkes çevreye uya nasıl diyecektim? Duyarlı olmak zorunda değildir. Zaten öyle de değil herkes. Ama yine de aynı yurtta yaşayabiliriz. Evet sevgili gençler sınav burada bitti. Sonraki sınavda buluşuncaya dek hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın ki siz de 100 alasınız.